Merhaba, ben Sema Kaygusuz. Türkiye'den geliyorum. Uzun bir süredir İstanbul'da yaşıyorum. Kendim bildim bileli yazı yazıyorum. Tam zamanlı bir yazar olarak yaşıyorum. Öykü, roman dışında libretto, deneme ve sinema senaryosu gibi başka türlerde de metinler üretiyorum. Bir yazarın başka ülkelerde rezidans programlarıyla misafir edilmesi çok önemli ve kültür kontakt aracılığıyla Viyana'da olmak benim için çok önemliydi. Kendi ülkeme, kendi dilime uzaktan bakabiliyorum. Aynı zamanda içinde bulunduğum kültürü de anlayabiliyorum bu sayede. Viyana'da olmak çok güzel, çok yeni şeyler öğreniyorum burada. Her iki soruya da evet diye yanıtlamak zorundayım. 1938'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi bir ulus devlet projesi altında kendi halkını bir Türk benliğini, tek bir Türk idealize ettiği bir Türk benliğiyle tek tipleştirmeye çalıştı ve 1938'de bu zihniyetten ötürü büyük bir katliam yaptı. Bu fikre direnen insanlara karşı. Benim babaannem bu katliamdan kurtulmuş bir kadın. Dolayısıyla bir otobiyografik yanı olduğu gibi aynı zamanda dünyada buna benzer bütün acıları içinde hisseden bir yazar olarak toplumsal travma yanıyla da ilgilendim. Doğrusunu isterseniz ben bir yazar olarak özellikle güçlü bir kadın profili çizeceğim diye fazladan bir çaba harcamıyorum. Karakterlerimi dünyanın içinde, kendi halleri ve kendi davranışlarında, kendi doğal tutumlarıyla ele alıyorum. Dolayısıyla bir yazar olarak onlara müdahale etmiyorum. Çok güçlü hayatta kalmayı, ayakta kalmayı başarmış kadın karakterlerim, erkek karakterlerim olduğu gibi iktidardan pay isteyen hırslı ve zayıf karakterlerim de olabiliyor. Ama elbette ki bir kadın olarak beni her zaman kendine malik, özgüvenli kadınlar çok etkilemiştir. Hastalık, insanın ruhuyla ilişkisi, dünyayla olan ilişkisi, dönüşüm, insanın dönüşebilme kabiliyeti, hangi şartlar altında nasıl tepkiler veriyorlar, nasıl duygusal tepkiler veriyorlar, insanın kendi bedeniyle ilişkisi ve benim için önemli olan daima canlılıktır. Ben yeryüzünde canlı olan her şeyin canlılığını kutsamak isteyen bir yazarım. Türkiye'de eğitimli, sanat üretmek isteyen kadının özellikle kadın olmaktan dolayı karşılaştığı bir engel ya da güçlük yok. Eğer böyle bir izlenim yaratılıyorsa bu o kişinin kendi kişisel vesvesesidir. Eğer kadın probleminden söz edeceksek, dünyadaki diğer gelişmiş ülkelerle aynı derecede bir cinsiyetçilik elbette var. Kadın rektör, kadın başhekim, kadın parlamenter, Türkiye parlamentosunun %10'u kadın. Ama bir de başka bir yüzü var ki Türkiye'nin, o da patriarkal, erkek egemen bir sistemde olmaktan ötürü eğitimsiz, işçi, emekçi kadının zorlukları kıyaslanamaz. Yani entelektüel kadının şartlarıyla o kadınların şartları birbirinden çok farklı. Açıkçası ben kültürün edebiyatı anlamak için başat bir mesele olduğunu inanmıyorum. Kültür sadece bir araçtır. Ama günümüzde neredeyse kültürü fetişleştiren bir mantık ortaya çıktı. Kültürün değişkenliğini daima aklımızda tutmamız gerekiyor ve tek tip bir monokültür yaratıyoruz bu yüzden. Yani Türkiye'ye baktığımızda tek tip bir Türkiye kültürü varmış gibi. Oysa edebiyat dünyadaki bütün kültürlerden etkilenen ve bunları içeren çok daha evrensel ve çok daha büyük bir şeydir. Kültürden daha büyük bir şeydir. Bunu hatırlatmak istiyorum bir yazar olarak.